Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Atina'da Patison Caddesi'ne gireceğiz. Patison Caddesi Atina'nın en büyük caddelerinden biri. Çok fazla ticarette dönüyor. Dükkanlar var. Telefon olsun, başka züccaciye olsun, giyim olsun, hepsi burada caddede. Çoğunlukla burada bulabilirsiniz. Sizlerle beraber bugün bu caddeye gezeceğiz. Giyim mağazaları olsun, diğer mağazalar olsun, hepsini sizlerle beraber gezelim. Fiyatlarına bakalım, Türkiye ile buranın arasındaki fiyatlar nasıl? Burada geçen videoda dediğim gibi kahve atıştırma kültürü çok fazla var Yunanlılarda. Bir kahve dükkanındaki fiyatlara bakalım. Ne tür atıştırmalıkları var onlara bakalım. Hep beraber sizlerle bir Türkiye ile karşılaştırma yapalım. Yunan giyim mağazalarında Zara, Bershka, H&M gibi bir sürü marka var. Ve bunların bazen indirim günleri oluyor. Daha ucuz almış oluyorsunuz. Onları iyi kovalarsanız güzel mağazalardan güzel şeyler alabilirsiniz. Koronadan dolayı bazıları kapalı. Korona burada resmi olarak var sadece. İnsanlar pek şey yapmıyor. Maskesiz gezmeye başlandı. Ayrıca toplu taşıma araçlarına binerken maske gerekiyor. Her türlü insanlar fazla maske takmıyorlar. Buralar Atina'nın biraz daha yoksul kesimi. Diğer ilk gittiğimiz ilk videodaki sahil kesimi biraz zenginlerin olduğu yerdi. Ondan dolayı burada araçlar biraz daha kötü. Binalar biraz daha kötü. Bu caddede, yani bu cadde değil ama altında üstündeki caddelerde çok fazla mülteci olduğu için orada Yunan'dan çok mülteci görme şansınız daha yüksek. Şimdi sağ tarafımızda göreceğiniz bina Atina Üniversitesi'nin ekonomi bölümü. Burada üniversiteler şehrin içinde. Türkiye'deki bazı üniversiteler kampüs falan çok fazla yok. Şu an eğitim olmadığı için kilitli, kapalı. Ama ekonomi üniversitesi burası Atina'nın. Geride gideceğimiz yerde de Akademia denen bir bölge var. Orada asıl üniversiteler orada. Ora kampüsü yok ama bahçesi var. Üniversiteliler olsun, gençler olsun daha çok oralarda takılıyor. Zamanımız olursa Omonio denilen meydan var. Çok büyük bir meydan. Bütün metrobüs hatlarının birleştiği ortak bir meydan. Buraya kadar tadilattaydı. Tadilatı bitti diye duydum. Bitmişse sizlerle orayı da paylaşacağım. Atina'da ikinci el kıyafetlerin satıldığı çok fazla dükkan var. Bir türlü şey bulabiliyorsunuz kıyafet anlamında. Ayakkabı, kıyafet. Şimdi çoğu kapalı. Resmi olarak açılmadılar. Açık olan varsa sizlerle ufak yorları da gösterebilirim. Ortalama fiyatlarını. Sağ taraf Pull&Bear. İnsanlar sıra bekliyor. Sırayla giriliyor korona olduğundan dolayı. Böyle büyük mağazalara hala sırayla giriliyor kişi sayısına göre. Şimdi yayaya kırmızı yanıyor, araçlara da kırmızı yanıyor ama kimse geçmiyor ilk başta, bekliyorlar. Kurallara biraz uyan çok fazla. Daha doğrusu Yunanlılar kendileri uyuyor kurallara, mülteciler fazla uymuyorlar. Mesela karşıda görüyorsunuz, biri bekledi. Bize de kırmızı yandığı için yayalara. Ama o mülteci olsaydı bilin ki geçerdi. Şimdi burada gördüğünüz İşanı gibi bir yer. Krizden sonra kapanıyor. Böyle köhne, homeless'ların kaldığı bir yer oluyor. Her milletten, her ulustan insan görebilirsiniz Atina'da. Bazıları mülteci, bazıları normal gelmiş, yerleşmiş. Çok fazla var. 4 gündür çok fazla yağmur vardı. Bugün hava çok güzel. Ondan dolayı insanlar daha çok dışarı çıkmış. Ve bu Patison Caddesi çoğunlukla çok kalabalık oluyor. İnsanların çok fazla kahve içme, atıştırmalık yeme şey kültürleri var. Büyük bir banyo denen bir, bizim adımızda pastane, fırın, bakery diye geçiyor. Orada size küçük bir video çekeceğim. Burası Yunanistan'ın marketin denilen marketi. Yunanistan'da iddia çok fazla var. Her şeye iddia oynuyorlar. Opap denilen bir mağaza, iddia yeri. Çok fazla iddia oynanıyor. Kadınlı, erkekli, küçüklü, büyüklü, herkes oynuyor. İçeride oturma yerleri var, kahve var. Oturuyorlar, saatlerce orada iddia oynuyorlar. At yarışı, köpek yarışı, araba yarışı, MotoGP, Formula 1, hepsinin iddia şeyleri var. Türkiye'dekinin aksine kadınlar da çok fazla oynuyor. Sağ tarafta
krizden sonra yarım yamalak açık, yarım yamalak kapalı olan bir iş anı. Dükkanların yarısı boş, yarısı dolu. Burada çok ucuza da alabilirsiniz kıyafeti, ayakkabıyı. Çok pahalıya da alabilirsiniz. Bir dengesizlik söz konusu var bazı dükkanlarda. Bershka'da gördüğünüz bir ayakkabı 15-16 euroya alabilirken normal bir dükkandan aldığınız ayakkabı 20-25'i bulabiliyor. Sağ tarafta Bershka, gene önünde sıra var. Böyle mağazaların önünde sıra var çoğunlukla. Böyle büyük mağazaların önünde büyük sıralar oluyor. Sırayla giriyorlar. Hemen önümüzde Zara var. Zara'nın önündeki kuyruğu görüyorsunuz. Hani çok fazla insan var sırada. Burası Yunanistan Atina'daki büyük sinema salonlarından biri. Şu an tabii ki de kapalı. Ama Temmuz'da açılacak demişlerdi. Şu an için kapalı. Vizyondaki filmler ondan dolayı gösteremiyorum. Bakın böyle büyük atıştırmalık, kahve, her şeyin bulunduğu kafe bizim adımızda söylediğimiz, ama burada bakery diyorlar. Unlu mamullerde satıldığı için. Sol tarafta gördüğünüz gibi köhne binalar çok fazla. Zamanında yapılmış, krizden sonra terk edilip gitmiş, yanmış, istila edilmiş, yani her şey olabiliyor. Krizden sonra böyle terk edilmiş binalar çok fazla. Patison Caddesi çok büyük bir cadde, çok uzun bir cadde. Ben başından sonuna daha hiç yürümedim. Çünkü çok büyük. Hani buradan sonra da zaten çoğunlukla mültecilerin veya dışarıdan gelmiş, yerleşmiş insanların dükkanları çok fazla buradan sonra. Bundan ön tarafı biraz daha şeydi. Bershka'nın, Zara'nın olduğu yerlerdi. Artık bu kesimden sonra biraz daha yoksullaşıyor. Dükkanların kapasitesi de yoksullaşıyor. Çünkü Yunanlılar terk ediyor. Sağda ikinci elci. Evet. Tişört, ceket, mont, ayakkabı, her şey 2, 3, en fazla 5 euro oluyor. Sizleri içeri çekmek istedik ama izin vermediler video çekimine. Ondan dolayı yarıda kestim. Sizlere gösteremedim içeriği. Ama çoğunlukla 1, 2, 3, 4, 5 euro. 6 euroluk malzeme çok çok az. Ve her şeyi bulabiliyorsunuz. Mont, ayakkabı, tişört, ceket, gömlek, aklınıza gelebilecek her şey var. Bakın buralar daha çok siyahilerin durduğu yerler. Biraz da ileri gittiğimizde Orta Doğulların durduğu yerler var. Bir önceki videomda da demiştim, fark etmişsinizdir. Her yerde grafiti görebilirsiniz. Dükkanların camlarında, duvarlarda, her yerde görebilirsiniz. Krizden sonra bir şey olmuş. Böyle grafiti olmuş. Polis fazla müdahale edememiş. Çok artmış. O krizden sonra binalar da terk edilmiş. Köhneleşmiş. Buranın bir 3-4 kilometre daha ilerisinde Lidl var. Avrupa'daki BİM gibi bir şey, Almanların mağazası. Her şey satılıyor orada da. Çoğunlukla gıda üzerine ama her türlü tencere, tava falan her şeyi bulabilirsiniz. Orayı bir dahaki videomda geniş bir video yapmak istiyorum. Oradan da izin alacağız video için. Bu sol tarafta gördüğünüz küçük park Pil Amerikas Parkı. Aynı zamanda bilinen en meşhur duraklardan biridir otobüslerle. Buradan sonra iyice şehir yoksullaşıyor. Mültecilerin ve dışarıdan gelip yerleşenlerin kaldığı bir yer. Amerikas Parkı burası. Çoğunlukla mültecilerin falan oturduğu, beklediği veya otobüsün gelmesine uzun süre olan insanların oturup beklediği bir park. Böyle güvercinler çok fazla. Geçen videomda da demiştim, güvercinler çok fazla kaçmıyor. Böyle Türk yemeklerinin satıldığı dükkanlar da çok fazla. Döner, pide,
ufak. Şu an sadece dışarıda oturmak var. Koronadan dolayı dışarıda oturmak serbest, içeride oturmak yasak. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. Şimdi patisondan aşağı doğru inmeye başladık. Yarıya kadar çıkmıştık. Burada bir başka Zara daha var. Burada da gene sıra çok fazla. Evet arkadaşlar, yemek yemeye giriyoruz. Döner. Şimdi nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama. Döner yiyeceğiz. Fiyatını, tadını size söyleyelim az sonra. Wrap diye söyleniyor. Bunlar da fiyatlar bu şekilde. Yemeğimizi yedik, şimdi çıktık. Patisondan aşağıya doğru, yani Omonia tarafına doğru gidiyoruz. Burası da bir büyük cadde olan Leof Alexander Caddesi. Buralar mültecilerin fazla olduğu yerler biraz daha. Omonia tarafına gidiyoruz, orada da çok fazlalar. Omonia'nın çok büyük bir meydan. Etrafında kafeler var, bir sürü yer var. Oranın videosu da başka bir zaman gelecek. Özellikle çekmemi istediğiniz bir yer olursa veya fiyat olur, bir şey olur, herhangi bir şeyde sorabilirsiniz. Yorumlarda belirtin, ben onları size çekeyim. Anlatabildiğim kadar anlatayım. Sol tarafımızda Ulusal Arkeoloji Müzesi var. Şu an kapalı ama açık olduğu bir vakitte geleceğiz sizinle. Buralar için ayrı bir videomuz olacak. Müzeler, tarihi yerler, çok eski Yunan tarihi, antik Yunan. Onlarla alakalı bir video çekeceğiz. Bunun önünde böyle park var. Çoğu üniversite fakültesinin böyle müzelerin önünde böyle parklar var. İnsanlar oturuyor. Burada gene kuşlar böyle. Böyle arada geliyorlar. Kuş yemi, ekmek. Hayırseverler atıyor. Ondan dolayı insanlara çok alışık kuşlar. Kaçmıyorlar böyle ondan dolayı. Kuşlara zarar veren de yok. Böyle küçük küçük büfeler görebilirsiniz her yerde. Var yani 15-20 metre bir küçük küçük büfeler var. Böyle her şey satılıyor. Evet arkadaşlar. Bennett denen böyle fırın, kafe, kahve gibi şeylerin satıldığı ya çok büyük bir yer. Dünya, Atina'nın her yerinde var. Ve oraya gireceğiz şimdi. İzin verdiler. Fiyatları sizlere gösterelim. Böyle ürünler çok fazla. 1,5 euro, 1,60, 2 euro. Böyle kaşarlı pide gibi benzer şeyler var. Türkiye'ye göre fiyatları, tabii ki TL'ye çevirdiğinizde çok şey ama buraya göre gayet ideal. Ve çok büyük bir yer. İçecekler, kahveler. Bakın böyle küçük küçük çum kraker gibi ama Yunanlar çok seviyor böyle atıştırmaları, tatlıyı. Bir sürü çeşit bulabilirsiniz. Bunlar kendilerinin yapılan özel ekmekler. Kilosu 7,5 euro, 5 euro, 4 euro olan var. Nasıl? Böyle çikolatalar var. Love Chocolate. Burada çikolataya chocolate değil, chocolate diyorlar. Love Chocolate, aşk çikolataları gibi. Değişik değişik ürünler var. Pastalar var. Tatlı ürünler biraz pahalı. Türkiye'ye göre. Yani. Ekler var bildiğimiz. Kilosu 14,28. Burada çoğunlukla kiloyla satılıyor. Tatlılar. Bakın böyle. Tatlıları var.
Makaron gibi bunlar. Makaronun bir değişik versiyonu. Burada da makaron var. Bunların tanesi, taneyi aldığınızda 75 sent. Kiloyla aldığınızda 10 euroyu buluyor. Bakın burada benzer tatlarımız var. Bakın. Kadayıf, kurma kadayıf. Fıstıklı baklava. Bu da fıstıklı ama yer fıstıklı baklava. Ürünler burası normal baklava var. Fındıklı ve tulumba. Burada tulumbaya tulumba diyorlar. Direkt tulumba. Benzer. Şöyle büyük bir dükkan, kahveler var. Arkada kahve makineleri var. Değişik aromalar, latteler, cappuccino'lar, americano'lar. Kafe bölümü Benetti. Ekmek kısmı Benet. Çoğunlukla geldiğimiz kafe burası. Atina'nın çoğu yerinde var zaten. Şubeleri çok fazla. Şuradan aşağı inerken sol tarafta olan 1. Konstantin Anıtı. 1. Konstantin 1913-1917 yılları arasında krallık yapmıştır. Ama 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya yanlısı olduğu için İtilaf Devletleri ve Yunanlar tarafından tahttan indiriliyor. Sonra 1920 ve 1922 yılları arasında yeniden tahta çıkıyor. Ama bu sefer de Anadolu'ya girme isteğinde çok mağlubiyet aldığı için, giremediği için yeniden kendi isteğiyle tahttan geri çekiliyor. Burası da onun anıtı ve arkasında büyük bir park var. Burada insanlar geziyorlar, dolaşıyorlar, spor yapıyorlar, hayvanlarını falan gezdiriyorlar. Güzel bir park. Ve bu videomuza burada son veriyoruz. Instagram hesabımız gezinti.tv'de takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Started fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happening.